Çok basit yani. Galatasaray yönetimi bu işin parayla işine uğraşıyor. Bak Lucas'tan dolayı şey kapalıydı tahta biliyorsun. Ya Bugün açıldı. Galatasaray Bugün açıldı ama açıldı. Galatasaray 5'inde ödemiş parayı zaten kardeşim. 5'inde ödemiş. O ülkenin bankası o parayı yatırmamasa bu Galatasaray suçu mu? Yani hemen tahtayı kapatıyor UEFA falan. Niye kapatıyorsunuz ya? Adam size belgeyi sunuyor. Nereye ödedi Galatasaray bu parayı? Ödemiş parayı. Kulüp ne de onunla da bulmuşlar. Muhatap buna pardon demişler falan. Ne pardonu ya? Türkiye'de bu tür olaylar farklı algılanıyor Galatasaray üzerinden. Vay Galatasaray parayı ödemedi. Parası kaldı. Tahtası kapalı. Transfer yasağı var. Ayıp ya. Para ne kadar ya? 18.250 euro. Ya bunu başkan herhangi bir yönetici cebinden çıkarır. Bunu kış cebinden çıkarır ya. Bu kadar bir şey olur. Bir kulübün hatasını Galatasaray bedel ödüyor. Galatasaray büyük bir kulüp. Zaten bir sene Avrupa'dan ceza almıştı biliyorsun bu konularda. Ve Doğru. kupayı kazanarak çekti. Şimdi sevgili Taner yani birazcık UEFA'da FIFA'da bu işlerde bu kadar hassasiyet göstereceklerine ya kardeşim size Galatasaray 5'inde ayın yatırmış. Siz ne işiniz takip? Size yatmıyor. O sizi takip edeceksiniz. Size bir evrağı geçmiş. Bana verdiğin bir IBAN numarası Taner Kahraman. Sen IBAN verdin. Ben sana parayı yatırdım. Sana geçmemiş. Ben sana belgeyi gönderdim. Bankaya telefon ediyorsun. Banka pardon diyor. Pardon diyor ama bana nedir onun adı? Aciz gönderiyorlar. Sen parayı ödemedin diye. Böyle şey olur mu ya? Pardon diyor azizler. Ödenmiş evet eve. İyi ama yani herkes işini doğru yapsın. Burası Galatasaray camiasına zarar vermek için zaten yeterince algı operasyonları yapılıyor işte. Bir yorum yapıyoruz. Televizyondaki insanlar bu yorumu yapıyorlar. Falan filan yani genelde. Allah Dün Türkiye aşkına Trend yani. Topik listesinde ekstradaydın abi maç sırasında. Doğrudur. Ben onu takip Bayağı etmedim yani. çünkü ilk sıradaydın ama burada tabii olumlu da çok güzel yorumlar vardı. Doğal olarak ekrana çıkan herkesin eleştirildiği ve sevildiği taraflar var. İki yönlü de yorumlar vardı. Ama senin şu yorumuna katılıyorum. Bu iş bir markadır. Markaya böyle bir cezanın gelmesi bile zarardır. FIFA'nın bu konuda biraz daha hassas davranması gerekiyordu gibi gözüküyor. Tabii ya bir de rakam var ortada. Bak bir şey söylüyorum Taner'cim. Olur 1 milyon 800 bin euro konuşsa 18 bin 250 lira ya. Yetiştirme Allah bedeli. aşkına yani yetişti. Yani bundan dolayı transfer yasağı gelir tahta mı kapanır ya? Çok ayıp bir şey bu yani. En azından Galatasaray'ın UEFA'nın bütçesinden bir alacağı varsa kalmışsa oradan kesersin ya bu parayı. Kesersin. Allah aşkına ya bu kadar bir larji olur yani bu işin açık kapısı olur yani. Bu resmen yani üzülmemek değil, bağcıyı dövmek, Galatasaray'a zarar vermek. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? 18.250 lira. Lan bugün kime söylesen Galatasaray yöneticisinde bu parayı 2 dakikada yatırır sana ya. Ya ver mesela hiç bilemedin Tunç Holding'e versen bizim Dinçer Azapan'a 18.250 lira yanında gönderir oraya. Çok net yani. Basit bir şey sana söylüyorum. Böyle bir şey varmış diye. Yönetici falan değil biliyorsun. Galatasaraylı adam. Galatasaray seviyor. Bir sürü yere Doğru değil. sponsor oluyor. O bile gider bunu öder verir ya. Ha, yani. Ama sonuçta bugün bu transfer için belki de bence bu transferlerin başlaması ana nedenlerden biri bu. Beşinden biri Galatasaray sıkıntısı devam ediyor. Beşine parayı yatırmış. Neyse bugün ben gelirken Alanya'dan döndüm havalimanına indiğim zaman bu yasak kalkmıştı. Hocanın da büyük bir ihtimalle istediği transferdeki oyuncular var. Yani 2 tane yabancı oyuncu ismi var. Onları araştırdım. Bunlardan ikisinden birini hangisini istersin diye sormuşlar. O B'yi isterim. A'yı değil demiş. Yani olursa ama A'ya da hayır demem demiş yani. Rodriguez'i soran çok var abi. Türkiye'de ilk sen dile getirdin James Rodriguez ismini. Bu iki oyuncu Ben şöyle olabilir mi? getirdim. Şöyle getirdim Taner'cim. Atina'dan telefon geldi bana. Rulo Davranoğlu. Yanında Olympiakos yöneticisi vardı. Ayrıldı yollarını biliyorsun. Galatasaray'a imza attım demiş. Ha, belki tahta kapalıydı diye açıklama olmuyor. Onun bu gerçekleşir mi bu transfer? Onu net olarak bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın 2 tane çok önemli yabancı ile ilgilendiğini ve bunlardan bir tanesi 21 maç oynamış şu anda. Biraz zor diyorlar ama diğeri için önemli bir oyuncu. Çok fazla kadroda yer bulamıyor. Ama çok disiplinli bir oyuncu. Olursa hayır demem demiş Okan Hoca. James Rodriguez'in 13 maçı var bu sezon. 3 gol 3 asisti var abi. Bu ikinci dediğin Tamam profile biraz büyüyor gibi. James Rodriguez dışında. Bu James Rodriguez'in
oynadığı Olympiakos kulübü yöneticisinin bana aktarımı Atina'dan. Yani ben adamı takip etmiyorum. Adam Olympiakos'u yollarını ayırdığını ama Galatasaray'la anlaştığını söylemiş. Yani Çok bu tam önemli bir. bir bakacağız yani. Buna bakacağız ne kadar doğru mu değil mi? Ama dün örnek veriyorum devre arasında bir çay için inmiş değil mi? Reklam arası vardı o arada. İşte bu transfer görüşmelerine tanık oldum. Büyük bir ihtimalle alacaklar yani. Hatta dediler ki yani dün her ne kadar ayak sürtüyordu Emre Taşdemir gitmeme konusunda. Yani Sivas'ın kaptanının yani Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a gelip gelmeyeceği netleşir. Çünkü dünkü oyunundan Emre Taşdemir'in ne Galatasaray'ı izlemeye gelen yöneticiler memnun oldu ne de Okan Hoca'nın çok fazla memnun olduğunu söyleyemem. Çok fazla katkıda bulunmadı yani. Etkili olamadı. Dolayısıyla o arayış devam edecek. Çünkü bir taraftaki Abdülkerim ileride tek Türk bir de şeyi kullandığın takdirde orta sahayı daha etkili kullanıyorsun. Lucas Oliveira, Mertens, omurga böyle. Nelson düşün bak ortada. Santrfor Icardi. Bu bir omurga. Kalede de Muslera. Uzun boydan boya uzun bir omurga. Omurga. Yani anlatabildim mi? Dolayısıyla bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben. Hoca da buna değer veriyor. Valla yani ben hocayı kutluyor muyum? Yani çok aşırı bir çılgınlık mı yaptı bilemiyorum. Bu kadar derin bir rotasyon yaptı. Tam kadro çıkan bir Alanyaspor'a karşı. Çok moralli bir Alanyaspor'a karşı. Ama 2-0'dan sonra hiç pozisyon vermediler. İkinci yarıda da gole kadar bir pozisyon yoktu. Gol de yani defans hatası diye düşünüyorum. Önce kenardan Kandreas ortayı yapmamalıydı. İşte yetişemeyince oraya oyuncu. Emre Taşdemir falan. Sıkıntı oluyor. Zaten golden sonra değişiklikleri yaptı. Keşke önceden yapsaydı. Emre çünkü bağırıyordu ben bittim artık diye yani. Arnold'u çok önceden almalıydı diye düşünüyorum ben hocanın. Ama yani işin bu görünen tarafını eleştirdik. Dolu tarafı şu. Galatasaraylılar Alanya'da görüşüyor. Herkes çok mutlu. Çünkü Galatasaray 11'de 11 yaptı yanılmıyorsam. 11'de Bu 11 çok hatta. 11'de 11. Önemli bir istatistik. Bir defa Galatasaraylı oyuncular bir kazanma alışkanlığı elde etti. Yani bu kazanma alışkanlığının rahatlığını Kadıköy'de gösterdiler biliyorsun. Çok rahat bir derbi maçı oynadılar. Çok rahat bir maç kazandılar. Yani Doğru. bence Alanya Antalyaspor ligdeki maçıyla birlikte Galatasaray ideal kadrosuna dönecektir yani büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla yani Galatasaray dolu dizgin devam edecektir. Çünkü önünde çok ciddi 4 maç var Galatasaray'ın. Bunu periyot olarak böyle değerlendiriyorum ben. Alanyaspor, Giresun deplasmanı, içeride Ümraniye ve Trabzonspor. 4 maç 12 puan Galatasaray'ı zirve yarışında çok farklı bir noktaya getirebilir. Puan Yani farkını daha da açabilir gibi gözüküyor abi. Eğer 4 maç açabilir. 12 bu puanı toplarsa fark açılır abi. Bence de. Yani bunu yaptığı takdirde çok rahatlıkla açılabilir diye düşünüyorum ben. Bu süreç içerisinde sonraki süreçlerde yine Galatasaray'ın çift maçları var. İçerideki konten daha fazla yanılacağı maçlar. Onun için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaraylı oyuncuların yani o her ne kadar kadro rotasyonu yapılsa dahi oynar oyuncular. Özellikle Nelson çok mükemmel oynadı. Siz maçı tabii sadece top ayaktayken görüyorsunuz. Ben maçın bütününde görüyorum. Dubois çok dengeli oynadı. Yani hiç riske girmedi. Çok faul yapıldı Dubois'a. Hatta bir ara kenar kulübeyle tartıştı İtalyanlarla. Yani en sonunda dayanamadı bir faul yaptı. Kızıyorlar. Teminden beri gösteriyor ayağını. Bana vuruyorlar diyor. Yani devamlı. Yani çalım atıyor indiriyorlar. Çalım atıyor indiriyorlar. Ben Yunus'tan umutluydum. Çok etkili gene olmadı. Yani bu şansı niye kullanmıyor anlamıyorum ben. Yani Barış Alper ya iyi niyetli bakıyorum ben yine ama iyi işler yapıyor. Fakat Mertens'in dediği gibi yani oyun içerisinde siz görmüyorsun. Tek oyna diyor. Ya tekte oyna diyor. Ya çok fazla topla basit oyna, tekte oyna. Basit Yani oynama problemi var birazcık abi. bundan da var maalesef var. Çok fazla çalımla topla oynuyor. Ya kaldır kafanı, tekte oyna, git golünü at ya. Mertens'i görmüyor musun? Adam ne gol attı ya? Vallahi kaleci 2,5 metre oldu boyu, yine yetişemedi. Ya çok kaliteli bir oyuncu ya. İnanılmaz etkili. Bütün takımın saha içi yerleşimine karışıyor, müdahale ediyor. Çünkü dalıyor oyuncular. Dalıyor. Pozisyona hazır değiller Galatasaray'da genç oyuncular. Ne Yunus ne bir şey. Sen kaptırınca koşuyorsun. Aslında sen onun kaptıracağını düşünsen
Mesela Icardi oyuna girdi. Yunus'a iki tane top attı. Yani lokum gibi ya. Ayağı evet. Bana Cüneyt Şen de diyor ki maçtan sonra abi çok doğru söylüyorsun. Adam kalite kokuyor. Evet abi, topu kontrol edişi, indirişi, verişi. Yani ona yeterli orta yapılsa Icardi inanılmaz goller atar. Yani biraz kenarlardan yeterince beslenemiyor Icardi. Ona rağmen sırtı dönük oynadığı, aldığı toplarda arkadaşlarına sağa sola mükemmel ayak servisi yapıyor. Tekniği çok yüksek. Kalitesi çok yüksek. Tarşılmaz, Mertens. Kalitesi çok yüksek oyuncular. Yani kalite diyorsun ama kalite zaten pahalı olur, kusura bakma. Dolayısıyla bundan, bu yüzden de Icardi pahalı bir oyuncu. Evet, o yüzden de maç kazandıran oyuncu oluyor abi. Öyle gözüküyor. Aynen. Sevgili Derya Kılıç yazmış. Arkada maç oynanıyor. Telif yersiz aman diye. O maçta Türkiye Kupası karşılaşması. Medya grubumuzda yayın hakları olduğu için ona telif sorunu yaşamıyoruz sevgili izleyenler. O bilgiyi de aktarmış olayım. Levent abi, çok güzel bilgiler verdin. Seni de çok fazla yormak istemiyorum. Yoldan da geldim bir taraftan. Çok kısa bir anons Şimdi yapayım. Ben o yabancı isimleri söylerdim ama evet, bir ben bekledim senden doğrulattırmakta ama. Fayda var. Hı-hı. Şimdi bak Taner'cim, şimdi Okan Hoca ile görüşülen bir özel bir görüşmeyi dile getirdim. Evet, şimdi abi. bunu açıklarsak yanlış olur diye düşünüyorum. Yani bir tanesini vereyim istersen yani, ama yine benim adımdan o çıkacağı için daha evvel de söyledi. Neyse, şimdi söylemeyeyim ben onu. Karışmasın. Şu anda Yine önümüzdeki hafta senin ağzından nasıl? çıkacak kelimeyi bekledi. Binlerce taraftar şu an senin ağzından çıkacak kelimeyi bekledi ben de. Şu an Vallahi ben ona Twitter'da söyleyeyim. Zaten ben de duymuştum bunu. Doğruymuş haber yani. Lucas Moura. Lucas Moura. Çok disiplinli bir oyuncu dediler. Lucas Moura olayını duydum. Hocaya ne de onları ister misin diye sormuş. Tabii isterim demiş yani. Bu açıdan. Bu gerçekleşir mi? Ona bakmak lazım. Öbürünü